Bölgesel ve küresel olarak hassas ve kritik bir süreçten geçiyoruz. Risk, tehdit ve tehlikeler arttığı bu dönemde bölgemiz terör sorununa ilaveten mülteci akınları, salgın hastalıklar ve sosyal olaylarla karşı karşıya bulunmaktadır. Devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelişmeleri yakından takip ediyor, proaktif davranmak suretiyle her türlü tedbiri zamanında almaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelen ülkemizin etki ve ilgi alanı her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak sorumluluklarımızın da arttığının bilincindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri karada, denizde, havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak, 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için başta FETÖ, PKK, YPG ve DAEŞ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu çerçevede Suriye ve Irak'ın kuzeyinde başarılı harekatları icra ettik, etmeye devam ediyoruz. Ancak tüm komşularımızın da toprak bütününe saygı olduğumuzun herkes tarafından bilinmesi lazım. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı. En güvenli olarak gördükleri yerlerde bile inlerini başlarına yıktık, bundan sonra da yıkmaya devam edeceğiz. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir anlayışla devam edecektir. Kahraman Mehmetçiğim, komandolarımızın nefesi enselerinde. Teröristler artık iki gece aynı yerde yatamıyorlar. Son örneği karada olan PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve veya hainler bu gerçeği görmekte ısrar ediyor. Yalanları sis perdesiyle kapatmaya çalışıyorlar ama güneş balçıkta ısmarmaz. Karada cani, katil PKK, masum, silahsız 13 evladımız ile 3 kahraman silah arkadaşımızı şehit etti. Hiçbir şey bu gerçeğin üzerine örtemez. Avrupa Birliği İnsan Hakları diyor, karada şehit edilen masum silahsız vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi hamaleleri artık iki yüzlülüğü bırakmalı. Tüm dost ve müttefiklerimizden, insani değerleri savunan herkesten teröre ve PKK terör örgütüne karşı amasız, fakatsız bir irade sergilemelerini bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'le mücadele bahanesiyle YPG'ye destek vermesini kesinlikle yanlış buluyoruz. Çünkü PKK eşittir YPG. Bunların hiçbir farkı yok. Adları değilse de hepsi terörist. Bunun son örneği karada 16 şehidimizin katili olan sözde Kamışlı YPG sorumlusunun karaya PKK sorumlusu olarak gelmesidir. DAEŞ'ta gerçek anlamda mücadeleyi göğüs göze çarpışan Türk Silahlı Kuvvetleri yapmış ve 3700 DAEŞ'li etkisiz hale getirmiştir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bir terör örgütü olan YPG ile işbirliği yapmak yerine yaklaşık 70 yıldır NATO üyesi ve müttefiki olan Türkiye işbirliği yapması gerekirdi. Bunu bekliyoruz. ABD'nin kendi içinde de YPG ile işbirliği yapılmasının ve YPG'ye silah verilmesinin yanlış olduğu ve doğru olanın müttefiklerle birlikte hareket edilmesi gerektiği dile getirmeye başlanmış bulunuyor geçtiğimiz günlerde yoğun bir şekilde. Burada bir kez daha ifade etmek istiyorum ki asil milletimizin, gelecek nesillerimizin güven içerisinde yaşaması için 40 yıldır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bundan kimse düşmesi olmasın.